Şu anda e, futbol gündeminde bugün itibariyle artık yasal süreçler devreye girmiş vaziyette bence çok tatsız e, malumunuz bu şeyden sonra derbiden sonra 70 dakika içerisinde Ali Koç sahaya dönmüş daha doğrusu stadyuma dönmüş Galatasaray'ın stadyumunun arkasından da sahaya inmiş ve bazı yöneticilerle gergin anlar e, yaşamıştı. Onların e, fotoğrafları bunlar. Bu beyefendi Galatasaray yöneticisi demişti ki Ali Koç işte buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin ona göre demişti. Ee, Yalız Sabuncuoğlu'nun özel haberi ben futbol gündemini en önemli ölçüde Yalız'dan takip ediyorum. Hakikaten muazzam bir e, gazeteci. Bütün özel haberler onda. Ali Koç Eray Yazgan'a çık buradan yoksa dayak yiyeceksin. Sonra da zaten e, bir şekilde e, ortalık karışmıştı. Bugün bugün e, Aa, İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Bir yazılı basın açıklaması yaptı. Dehşet bir açıklama. Şuradan şöyle size bir saniye. Ee, açıklamanın, evet. Ee... Hm. Açıklamada şöyle şeyler yazıyor. Bir dakika. Şöyle ekrana getireyim. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç. Valilik açıklaması bu. Maç bitiminden 70 dakika sonra saat 22.10'da stada gelmiş soyunma odasında futbolcuları tebrik ettikten sonra stat dışına çıkmak üzereyken aniden karar değiştirerek beraberindeki heyetle birlikte stat güvenliğini sağlayan özel güvenliği aşarak saha içerisine yönelmiştir. Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın yanındaki heyet sahaya girdikten sonra bayrak açmaya ve fotoğraf çekmeye çalışmış. Bunu engellemek isteyen Galatasaray Kulübü Stadyum Müdürü A.Ç.'ye fiili müdahalede bulunulmuştur. Yaşanan olay üzerine Fenerbahçe futbol takımının güvenliğini sağlamakla görevli emniyet güçlerimiz saha içerisine girerek olaylara müdahale etmiştir. Saha içerisindeki olayların sona ermesinin ardından Fenerbahçe kafilesinin stadyumdan çıkışı 22.52'de sağlanabilmiştir. Müsabaka sonrasında basın ve spor savcısı talimatı doğrultusunda stadyum müdürü AÇ'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bu şahısların arasında Fenerbahçeli yönetici isimler var. Bazı futbolcuların da olduğu söylendi ama Yağ Sabuncuoğlu bunu yalanladı. Birazdan göstereceğim. Stat içerisindeki olaylara karıştığı tespit edilen şahısların kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir konuyla ilgili olarak başlatılan idari ve adli tahkikat devam etmekte olup ihmali bulunan personel hakkında inceleme başlatılmıştır. Adli soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Hadi buyurun bakalım. Bir derbi, bir spor müsabakası Tatlı tatlı futbol oynadığı insanların yani öyle olması gerekirdi en azından ailelerin çoluk çocuk seyrettiği bir spor müsabakası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönettiği bir soruşturmaya konu olmuş durumda şu an itibarıyla Bu kişiler arasında Fenerbahçeli isimler arasında Hulusi Belgi falan gibi de yani geçmişte de işte yöneticilik yapmış ve Ali Koç'un yönetici listesinde de yer alan bazı isimler olduğu söyleniyor. İki de futbolcunun ismi verilmişti ama Yağız Sabuncuoğlu bu iki futbolcuya ulaştı. Bizzat telefonla konuştu. Nereden biliyorum? Çünkü ben de Yağız Sabuncuoğlu ile bizzat telefonda konuştum. Saat 18.30'da hatta kendisi de Sports Dijital'e de dünden beri trend topik olan ve trendlerde YouTube'da bir numaraya yükselen e, kanaldan bahsediyorum. E, bu kanalda kendisi de bir yayın yapıp açıklayacak ama zaten tweetini de yazdı. An itibariyle Mert Hakan Yandaş ve Osay Samuel'e ulaşan ifade istemiyle savcılar çağrı yok. Henüz böyle bir savcılık tebliğ halkıtı bu iki futbolcuya ulaşmamış. Hatta ben yayına girmeden önce yazdığı konuştuğumda dedi ki valla abla evlerinde gayet pijamalarıyla, eşofmanlarıyla Oturuyorlar böyle bir tebligat kendilerine yapılmamıştı dedi. Şimdi ortada bir soruşturma var ve dediğim gibi iklimin giderek sertleştiği bir gündeme geldik. Bir yandan da malumunuz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçimleri var. Yetmiyormuş gibi ülkedeki gerginlikler aslına bakarsanız bir de bu gerginliğimiz vardı. Bu da eklendi. Bir haberde Galatasaray saflarından vereyim. Eski Galatasaray daha doğrusu. Fatih Terim biliyorsunuz Panathinaikos'tan ayrılmıştı. Yunanistan'ı terk etmişti. Bugün itibariyle avukatları bir açıklama yaptılar. Importante bir açıklama, rezultante importante bir açıklama. İmparatore Fatih Terim Denizbank'a maddi manevi tazminat davası açmış. Açıklamayı ekrana getirelim. Açıklamada da e, şuydu galiba evet bu basın açıklaması Fatih Terim tarafından başlatılan hukuki süreçler hakkında bilgilendirme. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi önünde e, devam etmekte olan kamuoyunun yakından takip ettiği Seçil Erzan ile ilgili olarak diyor. Müvekkilimiz Fatih Terim adına Denizbank Ayşe aleyhine uğradığı maddi zararın tazmini için İstanbul Tüketici Mahkemeleri nezdinde maddi tazminat davası yine Denizbank AŞ aleyhine kişilik haklarına yönelik haksız saldırılar nedeniyle manevi tazminat davası bütün bunlarla ilgili tüm tazminat süreçlerini başlatmış Fatih terim. Yani futbolda da gördüğünüz üzere bütün aktörler kendilerini kah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında kah efendim ağır ceza mahkemelerinde maddi manevi tazminat taleplerinde buluyorlar. Bir gerginliktir bitmiyor arkadaşlar. Bir gerginliktir bitmiyor. Hepimiz de bu baskıyı ve iklimi hissediyoruz. Amerika buna bir çözüm öneriyor. Amerikalı bir bir terapist, bir koç, bir yaşam koçunun bir videosunu gördüm bugün. Kendisini bu kadar baskı altında hisseden, sürekli bu ülke gündemi ve dünya gündemine ilişkin vatandaşlara, katılımcılara bir öneride bulunmuş. Şöyle bir şey izleyelim. <laughs> bir rahatlama, bir deşarj. Fakat yorumlarınıza bayıldım kardeşim ya. Çağla Şikel görmesin efendim. Ay bu ben bizim mahalle değil mi? Burası bu terapi mi şimdi filan? Kedim korktu yazık bu rahatta kedisi korkmuş. Arkadaşlar bu bir terapi evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde içinizdeki duyguları. Çünkü orada bir e, iletişim sorunu var. Yani hatta ben e, Japonya'da ve Amerika'da da görmüştüm sarılma sınıfları. Haydi birbirimize sarılıyoruz. Hiç birbirine dokunmayan bir toplum. Hele bu pedofili, taciz, istismar filan meseleleri de iyice ilerleyince e, ve dava konusu olunca insanlar hiçbirbirine dokunmamaya filan başladılar. Japonya'da kedi sevme barları var biliyorsunuz. İş çıkışı gidiyorsunuz, e, oturuyorsunuz. Ee, kucağınıza bir kedi veriyorlar şaka değil bu yani Japonya'da yaşayan birileri varsa aramızda mutlaka doğrulayacaktır beni ve e, o kediyi böyle mır 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 seviyorsunuz bak Fatima demiş ki izlerken bile rahatladım Olga da demiş ki çok saçmaydı e, Mr. Alp te, e, meclisin terapisi demiş oralda EMDR terapi Kezban'da bize de lazım demiş yani İstanbul trafiğine gelsinler demiş Elif. Böyle acayip bir acayip bir durum. Bütün dünya aynı durumda. Hepimiz aslında ben ataberk yazıyor ya burada. Dünya çok garip bir yere gidiyor diye. Bence de dünya çok garip bir yere gidiyor. Ve o garip bir yerde biz hani sevdiklerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu nasıl koruyacağız? Onu da gerçekten de bilmiyorum yani bu dünyanın bu en garip halinden. Takada da diyor ki iyi iş aslında diyor. Açalım bir kedili var eee kedili var. Orada takılalım diyor. Vallahi ben aşağı yukarı öyle bir şey yaptım zaten takada farkındaysan. Dur bakayım şu ikinci kamerada arkada pisiyolar gözüküyor mu? Gözükmüyor. Şu tarafta uyuyorlar. Ben ee, bende altı kedi var malumunuz ve giderek artıyor sayıları çünkü e, sürekli olarak böyle şey e, çoğalıyorlar diyeyim. <laughs> i̇şte mart da var malumunuz. Minnak minnak kedicikler piyasada. Bence de bütün bunlar gerçekten de sevgisizlikten. Dopamin ihtiyacı, e, porno bağımlılığı, e, işte Efendim sosyal medya bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı. Bunlar korkunç boyutlarda e, ve insanlar ne yaşadıklarının bile aslında çok da farkına varamıyorlar. Kimileri de tükenmişlik sendromu yaşıyor. Bayağı bildiğin. E, birisi videoyu tekrar göstermemi istemiş ama çok kolay değil onu tekrar göstermek. Şöyle bir göstereyim isterseniz. E, sessiz sessiz verelim. Gençler şöyle. Yani burası böyle Amerika Birleşik Devletleri'nde işte binlerce parayla. Şimdi bu aslında enteresan bir şey. Derev demiş ki sen nerede yolda yürüyen adamlar böyle. Ben geçtiğimiz yıl New York'taydım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu izlemek için gittiğimde orada da bunu gördüm. Çok dehşet bir şey hakikaten. E, herkes sokakta kendi kendine bağırarak yürüyor. E, mental e, bozukluklar. Ee, hakikaten çok acayip bir noktaya gelmiş vaziyette bağımlılıklarla birlikte uykusuzluk e, içinden çıkılamayan bir uykusuzluk çok acayip e, çok acayip bir noktaya gidiyor dünya. Bak Sevda demiş Eskişehir'de vardı kedi var. Burada tutmadı burası huzurlu olduğundan herhalde evet yani sevgi huzur falan olduğu zaman dayanışma dostluk bunlara gerek de olmuyor ama bugün bir kadın muazzam bir tükenmişlik sendromu paylaşımı yapmış isterseniz e, onu göstereyim şimdi de size müjde uzman kendisi kızılcık şerbetinin alevi son dönemde daha önce de başka filmlerde evet e, yer aldı şu anda hastanede tedavi görüyor. Kendi paylaştı fotoğraflarını. Hürriyet gazetesinin de manşetindeydi. E, müjdenin fotoğrafları bunlar. E, tabii bir anda herkes dehşete düştü. Çünkü sosyal medya dediğin hep böyle aman ne kadar güzeliz, ne kadar seksiyiz. Zenginlikten ölüyoruz. Seksten ölüyoruz. Mutluluktan ortadan yarılacağız neredeyse. Hiç çalışmıyoruz. Paralar böyle kafadan e, yüzümüze yüzümüze iniyor falan gibi. Böyle acayip saçma sapan bir dünya yaratılıyor ya orada öyle bir ortam varmış gibi. Yok öyle bir şey aslında. E, kendisi paylaşmış hastane odasında ve kimse bana inanmıyor diyor. Kimse bana inanmıyor. Bir de story koymuş. Uzunca bir metin bu. Şöyle göstermeye çalışayım ama buradan bile okumanız imkansız. O yüzden size direkt metinden okuyacağım ne yazdığını. Çünkü kimse bana inanmıyor ve ben gerçekten de zor durumdayım diyor. 39 yaşındaki müjde uzman. İş yoğunluk zor değil, insanlar zor. İnsanlar zor. O kadar katılıyorum ki insan çok zor. Ee, aslında bakarsanız bu konuyla ilgili e, Jean-Paul Sartre'ın çok önemli bir lafı vardır. Kendisi e, varoluşçuluk e, ekolünün de yaratıcısı olan entelektüeldir Fransa'da. O der ki, le zort les, les, en, les enfer, e, inşallah doğru söyleyebilmişimdir Fransızca telaffuzunu ama cehennem başkalarıdır. Cehennem başkalarıdır. Bizdeki El Alem terör örgütü gibi biraz ya da işte e, yani hakikaten insanın zor olduğuyla ilgili bir yorum. Neyse Müjden'in fotoğrafına bakarken Müjden'in metnini okuyayım size. İlk defa tükendim. Madem hala uyumadım çok düşündüm bu görselle alakalı ama paylaşacağım. Çünkü bu bir ajitasyon paylaşımı değil. Bu bir lütfen artık uyanın, empati yapın, sorumluluk alın. Hareketlerinizin sonuçları herkesi etkiliyor. Tembelliği, kolaycılığı, hak yemeği bırakın, düşünün, öğrenin. Elinizi taşın altına koyun, yapın artık. Adlı serbest çağrışım paylaşımı. İş zor değil, yoğunluk zor değil, insanlar zor. Çoklu görev yani multitask olmak kendimi tanımlamayı en sevdiğim şeydi. Her yere yetişiyor yani multitask o aynı anda beş tane işi yapıyor. Şimdi ise ruhumun en büyük düşmanı haline geldi. Kendi yapacaklarımı geçtim. Etrafımdakilerin de her şeyini dinler, bilir, unutmaz. Hayat enerjime eklerdim. Hala on adım sonrasını bile şıp diye planlar. Bu sayede vakit kaybetmez. Yapmak istediklerimden olmaz. Daha fazla aktivite, daha fazla tecrübe, daha fazla yaşam diye sevinirdim. Hiç kimse fark etmese, hatta yanlış anlasa bile herkesin işini gücünü kolaylaştırır, konforunu artırır, anılarını güzelleştirmeye çalışırdım. Bu bana yük gelmez asla. Tam tersi. Eğer yapmazsam, çünkü ancak yapmamaya çalışmam gerekir, daha çok yorulurum. Ama hayatımda ilk defa tükendim. İşin kötüsü kimse bana inanmıyor. Herkesin bir teorisi var olmam gereken kişiyle ilgili ve sıkıntılarıyla ilgili. En büyük sebep de mesleğim. Hayatım çok kolay, ışıltılı, pırıltılı. Para ve lüks içinde falan olmalıymışım. Kesin. Hı -hı. Var olmak için önce akıllı, çalışkan, genele uymayan huyları ve hobileri olan bir kadınsan üstelik hem kadın hem oyuncu olduğundan belli ki tüm hayatın boyunca herkesi tek tek aptal olmadığına inandırman gerekiyor. Evden çıkıp eve dönene kadar güzellik, kilo, iş konuları her gün. Sahi kimin işi bu kadar konuşuluyor? Ben başka şeyler konuşamayacak mıyım hiç? Sağlık sorunlarıma da inanmıyorlar. Mesela spor yapmak istemem de saçmaymış çünkü kilo almıyormuşum ne gerek varmış. Anlatmaya çalışıyorsun ama işte kasları kim çekecek yer çekimi sürekli aşağı çekerken yazık değil mi bedenimize neyse Dünyanın en boş, en işe yaramayan cümlesi, halledersin yaparsın, aslansın kaplansın cümleleri, bir şey söylemeyin daha iyi. O an tek istediğimiz birinin sadece yanımızda durması. çoğu zaman ben bunu bile istemiyorum. Her şeyin çözümü olmaz. Karşı tarafın daha da zorlandığı şeyler söylüyorsunuz diye bir metin yazmış. Ee, böyle gerçekten tükenmişlik sendrom diye bir şey var arkadaşlar. Ee, hakikaten var. Kadınların üzerinde bir baskı olduğu doğru. Ülkenin gittiği yönün belirsiz bir yön olması ve insanların bundan çok endişelenmesi doğru. Elalem terör örgütü ve sosyal medyada herkesin herkese ayar vermesi, herkesin en iyisini kendisi için ve başkaları için bilmesi bunlar da doğru. Belli ki zor bir dönemden geçiyor müjde ee, müjde uzman. Buradan sevgiler gönderelim. Herkes e, bu noktalara gelebiliyor hayatta. Ee, onun için hayatta her şey var. Hayatta her şey var. Dönüp baktığınızda bir sağlık, iki zaman, üç sevdiğiniz insanlar. Bundan başka da bir şey kalmıyor aslında. Evet bugün de bizi dinlediğiniz için, gündemden haberdar olduğunuz için, bize güvendiğiniz, destek verdiğiniz, linklerimizi tıkladığınız, eşe dosta gönderdiğiniz, katıla bastığınız e ve sevgilerinizi, kalplerinizi hiç esirgemediğiniz, aşağıda bir sürü bir sürü yorum yazdığınız için hepinize çok çok teşekkürler.